Efendim merhabalar Sezgin ben, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Hani derler ya, yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat diye. İşte bu video tam bir gördüklerini anlat videosu olacak. Şu an ailecek Nevşehir'deyiz. Neden bu bölgede olduğumuzu merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlerseniz sizlere söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi bölge peri bacalarıyla ünlü ve dünyada eşi benzeri yok. Ancak peri bacalarının dışında bu bölgede elma, üzüm üretimi, patates üretimi, kabak çekirdeği üretimi, mercimek, nohut gibi kuru bakliyat üretimi yapılmakta. Arkamda gördüğünüz tarlaların ortasında yer alan Kızılırmak Nehri boyunca uzanan İç Anadolu ovalarında. Şu an biz Ankara, Kırşehir ve Nevşehir arasında İçmece denen bir yerdeyiz hep beraber. Bu bölge, daha doğrusu İçmece'de şifalı kükürtlü su çıkıyormuş. Yıllar önce buraya insanlar gelip vücudundaki yaraların iyileşmesi için bu kükürtlü suya giriyorlarmış. Önce ben size İçmece ve çevresindeki elma ve üzüm bağlarını göstermek istiyorum. Ardından ise hep beraber İçmece'den başlayıp Göreme Seyir Tepesi, Kılıçlar Vadisi, Aşk Vadisi, Kızılırmak'taki Balıklıova, Göreme, Zelve, Paşabağı Açık Hava Müzeleri, Üçhisar'da gün batımı, Üçhisar'da yürüyüş, Mustafa Paşa ve Soğanlı'yı ziyaret edeceğiz. En sonunda ise, videonun sonunda ise Karaburna köyüne gidip şarap alacağız. Ben buraya gelmeden önce 2 günlük rota planlamıştım. Buraya geldikten sonra bir süredir burada yaşayan sevgili dostum Bülent ve onun eşi Işıl'ı ziyarete gittik. Ve onlarla birlikte bizim rotayı tekrar revize ettik. Onlara da buradan eğer videoyu izliyorlarsa selam olsun. Bakalım bu yoğun programı, az önce sizlere saydığım tüm bir yerleri beraber keşfedebilecek miyiz? Gezebilecek miyiz? Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce düşelim yollara. Şu an saat sabahın 5.40'ı, Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Burada balonları izlemeye geldik. Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını say say bitmez, zaten bir videoya da sığdıramayız. Ama balonlar bu bölgenin vazgeçilmezi. Arkamda gördüğünüz gibi müthiş bir manzarada şu an balonlar havalanıyor. Biz de buraya geldik. Şimdi balonları izleyeceğiz hep beraber. Thank you.
görüntülerde de gördüğünüz üzere balonları izlemesi hakikaten büyük keyif. Saat 5.30 gibi havalanan balonlar şu an 6.40 oldu. 1 saat civarı havada kaldıktan sonra artık yavaş yavaş inişe geçtiler. Burası Aşk Vadisi. Araçla giriş sadece 5 TL. Herhangi bir yere aracı park edip balonları izlemek mümkün. Genelde insan yoğunluğu bu tarafta Aşk Tepesi'nde. Oradan balonları izliyorlar ama biz bu taraftan izlemeyi tercih ettik. Şimdi rotamızı yürüyüş yapmak için Kılıçlar Vadisi'ne çevireceğiz. Onun ardından Kızılırmak kenarına gidip kahvaltı yapacağız. Çünkü Defne acıktı, değil mi Defne? Hadi bakalım devam edelim. Kılıçlar Vadisi'ne geldik. Vadinin 4 numaralı girişinin önündeyiz. Şimdi arkamız vadi, vadiye doğru yürüyüşe başlayacağız. Bu tarafa gelirseniz siz de benim gibi büyük bir ihtimal karıştırabilirsiniz. Vadinin bir tane girişi yok, birkaç farklı girişi var. Şimdi o girişlerden bir tanesi olan 4 numaralı girişten girdik ve vadinin içine doğru yürüyoruz. 2 saat civarı burada yürüdükten sonra bir kahvaltı molasıyla geziye devam edeceğiz. Güvercin yuvalarını hem drone görüntülerinde hem de şu an görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Her yer güvercin yuvalarıyla dolu. Zamanında burada üzüm yetiştirmek için güvercin gübresini kullanıyorlarmış. Güvercinlerin gübrelerini biriktirmek için de hep güvercin delikleri yapmışlar. O deliklerden içeri giren güvercinler içeri gübreliyorlar ve o gübrelerle üzüm yetiştirip daha sonra şarap elde ediyorlarmış. Şu an Kılıçlar Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor. Vadinin içerisine doğru daha gitmek mümkün. Uzunluğu 2.7 kilometre yazıyordu yanılmıyor isem. Biz artık buradan geri döneceğiz ama buraya tekrar geleceğim. Nasıl geleceğim? MTB bisikletimle geleceğim. Burası MTB ile keşif yapmak için inanılmaz güzel bir yer. Güzel bir coğrafya. Defne dönelim mi artık? Baba, kahvaltıya. Aşağıya mı inelim? Aşağıdan dönelim o zaman. Allah. Hadi sonra da kahvaltıya acıktık artık değil mi? Acıktın mı? Ben de acıktım. Hadi o zaman. İtibariyle Kızılırmak'ın kenarında Balıklava Kahvaltı Salonu'ndayız. Sema neydi ismini unuttum ya. Semahat. Semahat bize kahvaltı getiriyor. Şöyle.
Burada yan yana çeşitli kahvaltı salonları, kafe, restoranlar var. Bulunduğumuz yer Balıklıova. Hemen yanında Rıhtım Kırbahçesi diye bir yer vardı. Kılıçlar Vadisi biraz bizi yordu. Şimdi burada enerji yüklemesi yapıp tekrar rotamızı Zelve'ye doğru, büyük bir ihtimalle Zelve'ye de Paşabağı'na doğru çevireceğiz. Biraz sonra hemen karşı tarafta Kızılırmak akıyor. Biraz sonra zaten size Kızılırmak'ı da göstereceğim. Eksik bir şey var mı? Yok, sağ olasın, eline afiyet sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sağ ol. Hadi Defne, gel kahvaltıyı yapalım diyeyim ve şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltı yaparken siz de Kızılırmak'ı izleyin. Zelve'ye geldik. Zelve, Hristiyanlığın önemli yerleşim ve dini merkezlerinden bir tanesiymiş. Açık Hava Müzesi'nin giriş fiyatı 25 TL. Biz müze kartı aldık 60 TL'ye, 2 tane. Defne'ye zaten ücretsiz giriş verdiler. Yani 60-60, 120 lira ödemiş olduk. Göreme Açık Hava Müzesi'nde gezersek oranın sadece girişi 100 TL'ymiş. Müze kartla oraya ücretsiz girmiş olacağız. Yani müze kartla buraya girmek daha avantajlı. Bu bölgeye gelirseniz Zelve Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeden sakın ayrılmayın. Gerçekten muazzam bir yer. Şimdi nereye giriyoruz Defne? Mağara. Hadi bakalım. Açık Hava Müzesi bizi bayağı bir yordu çünkü hava çok sıcak. Hadi Defne, hadi çabuk. Zelve'den sonra şimdi Paşabağı Müzesi'ndeyiz. Paşabağı Açık Hava Müzesi'ndeyiz ve burası bize iyi geldi. Çünkü Zelve'ye göre nispeten daha gölgelik. Zelve çok sıcaktı ve bayağı bir yandık. Eğer öğlen saatlerinde Zelve Açık Hava Müzesi'ni gezerseniz zaten birbirine çok yakınlar. Sonrasında serinlemek için Paşabağı'na gelebilirsiniz. Şimdiki rotamız Paşabağı'ndan çıkıp Defne nereye gidecektik? Defne sürekli çömlek yapmaya gidelim diyor. Ne yapacaktın sen çömlekçide? Oyuncaklar için minik masa yapacakmış. Şimdi bir çanak çömlek atölyesi bulmaya gidiyoruz Göreme'de. Hadi bakalım, çabuk o zaman gidelim. Saat kaç? Saat 4 oldu. Hadi çabuk, vakit kaybetmeyelim. Çok sıcak. Evet, çok sıcak.
şöyle yapalım, abiye ne yapmak istediğini söyle. Abi K800'lük kalemini koyayım. Ne istiyordun sen? Masa. Masaya benzer ama bir küçük, küçük bir oyuncaklarını koyacak üstüne. Kalemlik yapalım. Kalemlik gibi bir şey yapalım, içine atarız, olur mu? İki baş parmağı. Masa yapamıyorum işte. Masa olmuyor mu? Böyle düz bir şey. Mesela vazoyu düşün, tersini kalem... Olmaz mı? Masa gibi bir şey olmuyormuş. Tamam. Tamam. İki baş parmağını içine sok bakalım. Böyle, evet, döndür öyle. Şöyle şey, kavra şeyinden de kenarlarından da ortalık nasıl olacak? Nasıl gidiyor? Eve götüreceğiz bunu. Güzel bir şey. Güzel de yapalım. Bırak bakalım da. Seyahat net canım. Hı? Seyahat net güzel. Dediğim ha, ben dediğim ya. Unuttum ben ya. Baş parmağınıza dibine doğru girin. Şöyle. Evet. Yavaş abi. Çok bastırırsanız koparsa bir daha yapışmaz. Öyle mi? Gel dedim sen de. Aa. Aa, güzel oluyor değil mi? Nasıl yapabiliyor muyuz? Bırak abi. Şimdi şunu attım. İkimiz tutalım. Ben de şöyle tutayım. Küçük bir vazo veya kalemlik olacak. Kalemliğin oldu bile. Oldu mu? Ne diyorsun? İyi. İyi mi? Tamam. Ben onu uzattım. Dışından tut biraz, değil mi? Şöyle alacağım. Ben de yapayım. Oo. Tamam. Çıkarsın şimdi onu. Kurumasını falan bekleyeceğiz mi? Yok, kendiliğinden olur abi, kurur. Altına karton, üstüne poşet vereceğim. O şekilde götüreceksiniz. Tamam. Gel bakalım. Tutayım mı ben seni? Oraya basma. Hop atla. Gelin abi. Gelelim mi? Aynen. Tamam. Şöyle. Defne ile beraber Avanos'ta çömlek yaptık. Aslında biz çömleği Göreme'de yapıp çömlek yaptıktan sonra Göreme Seyir Tepesi'nde günü bitirmeyi planlıyorduk. Ancak Göreme'de çömlek yapan bir yer yokmuş. O yüzden tekrar geri Avanos'a geldik. Şu an Avanos'tayız. Çömlek yapmadık gerçi ama ne yaptık? Masa yapmak için geldik. Kalemlik yaptık. Şimdi onu bize hazırlayacaklar bakalım. Gel. Gel. Normalde rotamızda yoktu. Defne'nin ısrarla baba çömlek yapalım, baba çömlek yapalım demesi üzerine Avanos'a geldik. Aslında çömlek atölyelerini daha önce de söylediğim gibi Göreme'de bulmayı umuyorduk. En azından bir tane vardır diye düşünmüştüm ben ama maalesef hiç yokmuş. Bu bölgeye gelecekseniz eğer rotanızın içinde Avanos yoksa mutlaka gelin. Kızılırmak kenarında kurulmuş yemyeşil bir şehir. Aynı zamanda eski Avanos'un kurulduğu sokaklar, kurulduğu yerler gerçekten görülmeye değer. Biz bugünü bitiriyoruz artık. Bayağı bir yorulduk değil mi Defne? Sen yoruldun mu? Artık eve gitme zamanı. Yarın yeni rotalar bizi bekliyor olacak. Gezinin ikinci bölümünde, daha doğrusu gezinin ikinci gününde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ama sakın bir yerlere ayrılmayın. Yarın tekrar görüşeceğiz. Müzik
İkinci bölümü çekmek için Kapadokya'da babam bir gün daha kalamadı. İş sebebiyle gezinin ikinci gününde aniden İzmir'e geri döndü. Ancak ben ve annem kalıp 10 gün sonra İzmir'e geldik. Gezinin ikinci gününde Soğanlı Vadisi, Manastır, Mustafa Paşa, Göreme Seyir Tepesi ve Uçhisar'ı gezmeyi planlamıştık. Ama olmadı. Şu anda izlediğiniz Uçhisar ve Güvercinlik Vadisi görüntülerini ise gezi öncesinde babamın arkadaşı Bülent amca ve eşine yaptığımız ev ziyaretinden dönerken yol üstü olduğu için çekmiştik. Kapadokya annemin memleketi. Bu zamana dek ben ve annem ara ara gelsek de babam ilk defa gelmişti. Bundan sonra birlikte daha sık geleceğiz. Buraları, bölgeyi bir videoda anlatmak imkansız zaten. Seneye geldiğimizde ise babam bisikletleri de getirelim ve bu sene yapamadığımız ikinci günü mutlaka yapalım diyor. Babam toplam 5 gün ancak kalabildi. Kapadokya'da arabayla git gel ve hava değişimi derken İzmir'e dönünce de hasta oldu ve sesi kısıldı. Bu sebeple 2 haftayı aşkındır video hazırlayamadı. Onun hep dediği gibi kendinizi ve sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin. Bisikletle kalın, sporla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi ben size köydeki tavukların adlarını söylemek istiyorum. Sarı olan Muz, siyah olan Şimşek, kızdığında havada şimşek çakıyor. Turuncu renkli Civciv, portakal. Horoz olan civcivin adı ise Limon. Seneye buraya tekrar geldiğimizde size tavuklarımı da göstereceğim. Bye bye.